gözleri kapama, çığlık atma, hızlı kalp atışı, kaçma, bağırma, hoplama, beni sararması, ağız kuruması, solunum hızlanması, terleme ve saldırma. Bu tür durumlar korku sonucu meydana gelir. Halk arasında 3.5, ısmak, Yusuf Yusuf olarak da tabir edilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı olarak kayıtlara geçmiştir. Bir duygu olarak yaşanan korkunun dışa vurumu çeşitlidir. Eğer korkular içinde olan bir diktatörse korku farklı biçimlerde belirir. En yaygın korku refleksi korkunun gaz halidir. Korku biberli gaz bulutu olabilir. Amaç korku duyulan kişileri etkisiz hale getirmektir. Ama bu hareket sinüzitleri açar ve diktatör korkutulmaya devam edilir. Sıvı hali korkuda bir üst mertebedir. Halkı püskürtmek temel hedeftir. Lakin çoğu zaman ıslatılan kişi titreyip kendine gelir, azmi ve iradesi perçinlenir. 3.5 atmak olarak da bilinen diğer aşama korkunun katı halidir. Bu aşamada kolluk kuvvetleri azgın biçimdedir ve özel görevli merciler devreye girmiştir. Kelepçeler bileklere iliştirilir, diktatör en korktuğu kişileri gözetim altında tutmak istemektedir. Gözaltılar başlar, yakalamalar gerçekleşir ama çabalar nafiledir. Diktatörün görmediği, ona korku salan bir iki kişi değildir. Anlayamadığı, milyonları hapsedecek kadar büyük bir zindan inşa edilmemiştir. Diktatörün korkudan ileri gelen bu saldırganlığı köşeye sıkışan kediye benzetilir. Fakat kediler çok sevimlidir. Bu durum daha çok yıkılan bir diktatörün son çırpınışlarıdır. Tarih bize birçok emsal bahşetmiştir. Deyim yerindeyse korkunun ecele faydası yoktur. Hadi size eyvallah.